geçen güzel akşam gelmiyor. Gelmeyeceğim dedi, evde yatacağım, uzanacağım, yorgunum falan. Ben onun ağzının kıpırtısından anlıyorum, o bara çıkacak kendi çapında gece. Tabii onun niyeti o. Ama ben ne yaptım? Aldım hemen arabasının anahtarını sakladım. Sen benimle raks edebilir misin küçük? Sen bizim öz folklar raks edebilir misin ya? Aslında normalde ben de gitmezdim. Ben de onunla evde otururdum ama gitmem lazım çünkü sahneye çıkacağım. Sahne önemli. Halk beni ister sahnede. Ben sahneyi dolduran biriyim gündüz. Anlatabiliyor muyum? Zahide'ye bunu söyledim. Zahide ne dedi? Bak şimdi dediği lafa bak. Laf etti bal kabağı. Sahneyi tabii dolduracağım bu cüsseyle. Artık sen dolduramazsa orası sahne değil, stadyumdur diyor. Bak bak bak, lafa bak. Cahil cahil konuşuyor işte. Ben de buna dedim ki sen ki... Abla! Efendim. Artık daveti seni eniştemler bıraksınlar bu gece, olur mu? Olur. Okey. Ben istifa ettim çünkü. Sebep? Kabuslarıma giriyorsun abla. Kabusum gibi oldun yani. Yeter artık ya. Bu hani vardır ya kabus, hani böyle bağırmak istersin de bağıramazsın da. Anladın mı? Hani o kabus gibi. Ama ben konuşmak istiyorum ama senin lafını kesemediğim için bir şey söyleyemiyorum. Konuşamıyorum. Tek kelime bile edemiyorum. Katır işte diye uyanıyorum böyle. Bence geçerli bir sebep. Eyvallah. Bence zaten benim arabamla geceleri sen sürüvere çıkıyorsun diye seni kovacaktım. Güzel denk geldi. Çünkü başarı senin göbek kadın. Şimdi kalk, derin bir nefes al ve her zaman olduğu gibi zaferden zafere koş. Sence işe yarayacak mı? Ha, niye yaramazsa? Aynı ses, aynı laflar. Çok iyi geçecek. Başaracağım. Ya bütün seyir fondaki müzikteyse? Ay sus be! Kenafir bakışlı, karanlık ruhlu küçük şeytan. Başıma ne geliyorsa senin yüzünden geliyor zaten. Sen beni strese sokup duruyorsun hep. İşe yarayacaksa biraz daha bağırabilirsin. Gerginliğini biraz olsun üzerinden atmana yarayacaksa lütfen misafirim ol. Coş! Kop! Ne gerginliği? Hani hangi gerginlik? Çok rahatım. Harikayım ben. Zaferden zafere koşuyorum. Halıyı aşkım, düzelt oradan, düzelt ablacığım. Yalnızsın İlayda. Ruh eşini bulamadın. Buldum sanıyorsun ama yanlış kişi. Bütün bu korkuların bu yüzden. Ay, Gündüz'e kalpli dudaklı bir mesaj atayım. Beni Safiyeler götürüyor Cengiz. Sakın bu gece kaçmaya kalkma. Firarından haberim olur. Güleyim de boşa gitmesin ya. Bu iyice paranoyak bir şey oldu ya. Ya senin kocan 25 değil, 55 yaşında. Ya şurada banyodan çıkmışım, havur gibi yığılıp kalıyorum şuraya ya. Benim halim mi var öyle şeyden? Vallahi bilmem. Taksi durağına haber verdim. Araba çağırsa bana mesaj atın dedim. Sakın ha beni kandırmaya kalkma. 1.75 boyunda yürüyen bir beyin olduğumu aklından çıkarma. Bay bay. Öptüm Zahidem. Anne, ben çok bunaldım. Biraz dolanacağım. Asla tasvip etmiyorum bunu. Ama sen zaten Gizem'le evli olmamı da tasvip etmiyorsun ki. Evet. E peki ne yapacaksın şimdi? Anahtarı sakladı. Taksi de olmaz. Nasıl gideceğim? Anne! Anneciğim! Gizem'in arabasının yedek anahtarı. Kendisinin bile haberi yok. Ya Allah benim belamı versin. Benden korkulur. Hipnoz.